2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu tiyatrosuna hoş geldiniz diyoruz. Evet, Türkiye İşveren Sendika Temsilcisi Başkanımız geliyor. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Arabasıyla geliyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, TÜİK Başkanımız geliyor. Evet arkadaşlar, alkışlıyoruz TÜİK Başkanımıza. Alkışlıyoruz TÜİK Başkanımıza. Evet, şimdi çok değerli işçilerin, emekçilerin temsilcisi Çalışma Bakanımız da aramızda arkadaşlar. Bize sürpriz yaptı. Kendileri burada Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bizlerin hakkını arayacak. Emeğiniz alırsanı bize dinleyecek. Büyük alkışlar arkadaşlar. Çalışma Başkanı Bakanımız geliyor. Büyük alkışlar arkadaşlar. Evet, Çalışma Bakanımız, hoş geldiniz. Mikrofonu şimdi kendilerine arz ediyorum. Bizleri temsil eden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na, bizleri tespit eden patronlara emeğimizi, alıntılarımızı peşkeş çektirmeyen tespit komisyonumuz aramızda. Şimdi arkadaşlar tiyatromuzu göreceğiz. Gerçekte tiyatromuz nasılmış arkadaşlar? Halkımıza, işçiye, emekçiye reva veren asgari ücret nasılmış arkadaşlar? Hep birlikte seyrediyoruz arkadaşlar. Buyurun. Bütün üyelerimizle birlikte toplamış bulunmaktayız. Bütün komisyon üyelerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bizler senede bir kere asgari ücretli çalışan, toplumda %70'i temsil eden işçilerin asgari ücretini belirlemek üzere toplanıyoruz. Bizler bu gereksiz toplantıları senede bir yapmak zorundayız. Yoğun toplantı programlarımızın arasına bunu da sıkıştırıyoruz. Biz işverenlere asgari ücret verin demiyoruz. Ama biliyorsunuz ki onlara kalsa işçiyi asgari ücretle yapmazsak 1.000 liraya da çalıştırır, 2.000 liraya da çalıştırır. İşveren temsilcimize şu an söz vermek istiyorum. Teşekkürler Sayın Bakanım. Hoş geldiniz. Biz işverenleri temsilen buradayız. Bu işçilerin gözünü senelerdir doyuramadık. Hep hakları var, hep hakları verilmemiş. Hep mağdurlar. Durmadan ağlıyorlar. Çocuklar evde aç diye bize dövgü sömürüsü yapıyorlar. Şükürsüz bunlar. Şükredin halinize. Dışarıda milyonlarca üniversite işçisi var. Üniversite mezunu bu işçiler var. Halinize şükredin. Ve verdiğimizle yetinin. Biliyorsunuz bizim Türkiye İstatistik Kurumumuz var. Ülkemizde işçilerin yaşadığı sorunlar ve sıkıntıları da istatistiksel bilgiler olarak TÜİK temsilcimiz verecek. Asgari ücretin 2019 rakamı biliyorsunuz 2020 Türk Lirası. 2018 1603 Türk Lirası. 2017 1404. 2016 1300. 2015 949. 2014 846. 2013 773 Türk Lirası. 2019'un asgari ücretiyle 7 çeyrek altın alınabiliyordu. 2000 asgari ücretiyle 4 adet çeyrek altın alınabiliyor. 2019 işçi ölümleri ve meslek hastalıkları Kasım ayı ölüm nedenlerini açıklıyorum. Ezilme göçük %20. Yüksekten düşme %19. Trafik servis kazası %17, kalp krizi %11, intihar %6, patlama yanma %6, şiddet %6, elektrik çarpması %5, diğer nedenler %10. İnşaat yol %24, taşımacılık %14, tarım orman %13, ticaret büro %6, metal %6, gıda %5, tersane %4, belediye gelen işler %4, maden %3, enerji %3, konaklama %3, diğer nedenler %15. Yıllara göre işçi ölümleri ve iş kazaları sonucu ölümlerin şöyledir. 2002'de 146 ölüm, 2003'te 811, 2004'te 843, 2005'te 1096, 2006'da 1601,
2007'de 1044, 2008'de 886, 2011'de 1710, 2014'te 1886, 2017'de 2006, 2018'de 1923 işçi ve çalışan iş kadrolu sonucu hayatını kaybetmiştir. TÜİK temsilcimize teşekkür ediyoruz. Yaptığı istatistikler sonucunda asgari ücret teklifini 2000 ağır işlerde çalışanlar için 300, orta seviyedeki işler için 2100 ve hafif seviyedeki işler için 2100 lira olarak kurumumuza sunmuştur. Çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü işçileri temsilen aramızda bulunan sendika başkanımıza sözü veriyorum. Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Bizler sendikacılar olarak her zaman sizlerin yanındayız. Bizler sizlerin yanında olmazsak biz ne Mercedes'e binebiliriz ne Audi'ye binebiliriz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İşveren temsilcim, bu tartışmaların ardından bize tekrar ne söylemek istersiniz? Şunu söyleyebilirim. Bu sene asgari ücreti hiç artırmayalım. Bu sene en fazla %1 verebiliriz. Bizim işveren olarak verebileceğimiz rakam %1. Yani hiç artırmamadan yanayım ama %1 yine. İçimizden geçen bu. Biliyorsunuz ben hükümeti temsilen buradayım. Bizim yeniden hükümete gelebilmemiz, oy alabilmemiz için tarafları memnun etmemiz gerekiyor. Ama en fazla da sermayeyi ve ekonomik gücü işverenlerden yana aldığım için onların söylemlerini şey yapmam gerekiyor, dikkat etmem gerekiyor ki yeniden seçilebileyim. Ama bir taraftan da sessiz sakin duran, aslında sahipsiz olan işçilerin de oy alabilmem için onları da kırmamam gerekiyor. Hep böyle iki arada bir derede kalıyoruz. O yüzden biz de diyoruz ki bir ortalama bulalım. Kurumlar kendi arasında tekrar tekliflerini değerlendirsinler. Sendika temsilcim, siz en son bize ne rakam öneriyorsunuz? 2578 liranın altında kabul etmiyoruz hiçbir şekilde. Bence %15, %20 de olsa doğru fena olmaz. Mikrofon açık kalmış Sayın Bakanım. Biliyorsunuz Türk İş'le yapılan görüşmemizde mikrofon açık kalmıştı ama sendika başkanımızla aramızdaki gizli görüşmeler gün yüzüne çıkmıştı. Biz şimdi bu görüşmeleri, mikrofonları kapatıp gizli masalar ardında devam ettirmek istiyoruz. Ama tekrar işverenimizden bir teklif daha alalım diyoruz. Bu sırada ben sendikacımızla bir özel görüşme yapacağım. Asgari ücreti işçilere veriyorum. Primleri ve vergileri de size veriyorum. En fazla vereceğim rakam 2081. Bunun üstüne çıkamam. Biliyorsunuz bizim sayemizde bu koltuklarda ikiniz de oturuyorsunuz. Ona göre bir rakam belirleyin siz de. Sayenizde değil, üretenlerin sayesinde. Öyle olursa fabrikaları kapatırız, işsiz kalır. Fabrikalara kilit vurur. İşsizlik artar. Şu anda 4-5 milyon varsanız birine yükselir. Şükretsinler, biraz şükretsinler. Allah'tan şükretsinler ya. Yakaları görüyoruz. Sen hangi sendikasın? Ben sendika değilim. Sevgili komisyon temsilcilerim. İşvereni temsil ediyorum ben. Parayı ben veriyorum. İşçilere, milletvekili parayı ben veriyorum. Ben onun olsun, aç kaldılar. Ama işçi de olmazsa işveren aç kalır. Aç kalmaz. İşçi olmazsa işveren aç kalır. Evet, demek işte. Yıllarca işsiz var. İşveren işçinin üstüne gidiyor. İşveren işçinin üstüne gidiyor. Ben olmazsam işçiler aç kalır. Bunu da unutmayın. Hayır, ben niye? Ben işsizim. Ben niye aç kalıyorum? Ben aç kalmıyorum niye? İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Sahraya değil, emekçiye bütçe. Sahraya değil, emekçiye bütçe. Sahraya değil, emekçiye bütçe. Sayın Bakanım, bir an evvel arkadaşlar kadro isteyebilir. Biz bu işi en iyisi kapatalım. Mikrofon da açık kaldı. Tekrar söyle. Buyurun.
Komisyonumuzun ortak kararıyla asgari ücreti 1100 lira olarak belirliyoruz. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Biliyorsunuz devletler milletleri için vardır, işçisi için vardır. Bizim geldiğimiz sürdürdüğümüz ekollerimiz emeği kutsal saymıştır. Biz de emeği ve alın terini kutsal sayıyoruz. Asgari ücreti 2100 lira olarak belirliyoruz. Teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki işçileri de temsil etseniz çok güzel olacak o zaman. Evet arkadaşlar. İşçileri temsil ediyorsunuz. Bugün asgari ücret tespit piyangosu tiyatromuzu gerçekleştirdik. Yıllardır her yıl sonu TÜİK, İşveren Sendikası, İşçi Sendikası, Çalışma Bakanımız hep bir araya geliyor. Hep bizi oyalıyorlar, bizleri kandırıyorlar, bizleri aldatıyorlar. Hiçbir zaman işçiyi, emekçiyi düşünmüyorlar. Kamuda, özelde, belediyelerde işçiler haksız, hukuksuz bir şekilde işlerine son veriliyor. Siyasi partiler değişiyor. A parti geliyor, B partisi geliyor. Hep işçi oluyor. Ne oluyorsa hep işçi oluyor. Ezilen de, üzülen de, hep iş kazalarında ölenler de hep bizler oluyoruz. Hiçbir zaman işçiyi düşünmüyorlar. İşte tespit komisyonunu gördünüz. Gerçekte de böyle aslında. Orada huzur hakkını alıyorlar. Her tespitte huzur hakkı alıyorlar. Bunları kimse bilmiyor. 10 görüşmede ancak tespit komisyonu bağlanıyor. O da işçiyi temsil etmiyorlar. Patronları temsil ediyorlar. Bugün %65'i, %70'i işçilerle beraber aileler bizler çoğunluğuz. Ama %3, %5 ancak İşçinin işte sömürücüler yukarıda oturuyorlar. Anlatabildim mi? Ama bunları bizler görmüyoruz. Yukarıda ne olup bitiyor? Onun için burada biz asgari ücret piyangosunu yapıyoruz. Evet. Asgari ücret nereye gidiyor? Paralar nereye gidiyor? Pankartını yaptık arkadaşlar. Buyurun gösterelim herkese. Her yıl arkadaşlar mutlu yıllar değil mi? Mutlu yıllar. Aslında mutlu zamlar. Elektriğe, suya, doğalgaza, kiraya, her şeye, pazara, bakkala, kasaba, manava zam geliyor. Zam geliyor. Ama asker ücretine gelince ne diyorlar? %4+4. Simitle bunun değerini biçiyorlar. Ama asker ücret nereye gidiyor arkadaşlar? Biliyoruz mu? Nereye gidiyor? Bakın tüpçüye gidiyor. Tüpçüye gidiyor bizim paralar. Nereye gidiyor? Simitçiye gidiyor. Bizim paralar simitçiye gidiyor, patronlara gidiyor. Nereye gidiyor bütün masraflar? Bakın devasal, işçinin, emekçinin, köylünün olmadığı külliyemize gidiyor. Bütün paralar oraya gidiyor. Ama bize ne düşüyor? Asgari ücretle yaşamak düşüyor. Asgari ücretle yaşamak düşüyor. Bizleri ocu, şucu, bucu diye paramparça bölüyorlar, parçalıyorlar bizleri. İşçiler ne düşüyor? İş kazaları düşüyor. İşçi cinayetleri düşüyor. Ölüyoruz, parçalanıyoruz. İş kazalarında hayatlarımızı kaybediyoruz rızkımızı yaşarken. İşte burada memur arkadaşlar var. Bizim güvenliğimizi sağlayan 3600 gün hakkını bekliyor. Neden bu sözler yerine gelmiyor? Onlar da hakkını araması lazım. 3600 gün hakkı var. Hakkınızı arayın. Verilen sözler yerine gelmesini isteyin. Talep edin. Bizler aynı kadro güvenceli çalışma hakkı istediğimiz gibi, taşeron sistemine karşı çıktığımız gibi ne dediler bize? Müjde, hepinize kadrolu güvenceli çalışma veriyorum diye. Ne çıktı kamuda belediyelerde? Demin abimiz dedi ki, niye Büyükşehir Belediyesi önündeki işçilere sahip çıkmıyorsunuz? Onlara niye anlıyorsunuz? Orada niye yapmıyorsunuz? Eğer ki o işçilerin kadrosu ve güvencesi olsaydı, haksız, hukuksuz, keyfi bir şekilde işlerine son verilmezdi. Hangi parti gelirse gelsin, ister A parti, ister B parti, ister C parti, onların iş güvencesi olsaydı işlerine son verilmezdi. Taşeron firmalarda çalıştığı için bunları kimse görmezden gelmiyor. Kimse oynamasın, kimse tiyatro yapmasın. Hayatımızı tiyatro yaparak bizleri aldatıyorlar, bizleri parçalıyorlar, bizleri bölüyorlar, kandırıyorlar bizleri. Ne dediler sonra? Kanun hükmünde kararnameyle sözleşmeli işçi kadrosu geldi. Geçen yıl da
KYK taşeron piyangosu yapmıştık. Her yıl bizi aldatıyorlar. Bunu da aldatacaklar, 2021'de de aldatacaklar, 2022'de de aldatacaklar, 2024'te de aldatacaklar. Eğer işçiler, köylüler, halk, mazlumlar, haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanlar bir araya gelmediğimiz sürece, birlik olmadığımız sürece, dayanışmamız olmadığı sürece, güçlü olmadığımız sürece onlar bizleri aldatmaya devam edecekler, kandırmaya devam edecekler. Biz de tabii dik ve vurgun duracağız. Haksızlığa, hukuksuzluğa, zalimlerin zulmüne karşı hak mücadelemizi sürdüreceğiz. Kimden ve nereden gelirse gelsin. Bu mücadele sürdüreceğiz. Ta ki işçiler insanca yaşayana kadar, haklarını alana kadar, iş güvencesi gelene kadar.